Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sağlıklı günler dilerim. Pfizer-BioNTech aşısı ile ilgili yan etkileri, ülkemiz ve İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın kılavuzu doğrultusunda 6,5 dakikalık bir videoda sizlere sunuyorum. Merak ettiğiniz pıhtı da dahil olmak üzere ilgili yan etkilerle ilgili bilgiler umarım yararlı olur. Bir kere geleneksel olarak tüm dünyada olduğu üzere aşı öncesini bir doktor tarafından görülüyorsunuz. Aşı alerjiniz var mı, başka bir alerjiniz var mı? O sorgulanıyor. Eğer ateşiniz 38 derecenin üzerindeyse bakanlığımız yapılmamasını öneriyor. Ama hafif ateşli üst solunum yolu enfeksiyonu engel değil. Kontrolsüz epilepsi ve bazı nörolojik hastalıklarda yapılmaması öneriliyor. Eğer bağışıklık sisteminizi baskılayan hastalık ya da ilaç varsa gene yapılmaması öneriliyor Sağlık Bakanlığı'nca. Kanama sorununuz varsa, kanamaya eğilim ya da pıhtılaşma bozuklukları bu açığa çıkana kadar da aşının ertelenmesi öneriler içerisinde yer alıyor. Sağlık Bakanlığımız ilk 3 ayda gebelere yapılmamasını öneriyor. Diğer dönemlerde ve emziren annelerde ise isteğe bağlı olarak yapılabileceğini kılavuzlarda yazmışlar. Genelde tedbir olarak 30 dakika ile 1 saat hastane civarında kalınması önerilir. İngiltere Sağlık Bakanlığı ise hemen araba kullanılmamasını önermiş. Çok sık görülen yan etkiler deyince ne kadar yüzde diye soracaksınız. %10'a kadar. Enjeksiyon yerinde ağrı ve şişlik. Türkiye'de 541 kişi de tabip odasının yaptığı araştırmada %13,5 olarak bulunmuş. Yorgunluk %24, baş ağrısı %13, kas ağrısı, üşüme, eklem ağrısı, ishal ve ateşte görülebiliyor. Tabip odasının yaptığı çalışma 541 kişilik küçük bir çalışma. Diğer çalışmaları gördüğünüz zaman rakamların çok büyük olduğuna dikkat edeceksiniz. Peki sık görülen yan etkiler deyince neden bahsediyoruz? Bu da %10'a kadar olanlar. Yine enjeksiyon üzerinde bir kızarıklık olabilir, bulantı ve kusma olabilir. Türkiye'de kusma %1,5 görülmüş. Tat koku kaybı Türkiye'de %1,7 oranında görülmüş. Tabip odasının çalışmasında. Başka hangi yan etkilerimiz var diye soracak olursanız, sık olmayan yan etkiler grubunda, ki bu da yüzde olarak oldukça düşük, %1'e kadar olan yan etkiler, lenf bezi büyümesi Türkiye'de %3,7 oranında, özellikle ikinci dozdan sonra görülmüş, iyi hissetmemek, kol ağrısı, uykusuzluk, enjeksiyon yerinde gene bahsettiğim üzere kaşıntı olabilir. Bir de alerji olabilir. Bu alerji daha detayını göreceğiz. Genel bir kaşıntı durumu da olabilir. O da biraz daha düşük oranda görülüyor. Ama genelde aşı yerinde de kaşıntı olabilir, enjeksiyon yerinde. Ender görülen yan etkiler konusunda binde birden daha düşük bir rakam söz konusu. Geçici, tek taraflı bir yüz felci olabilir. Bu da şaşırtıcı ve ilginç bir yan etki. Döküntü olabilir, yani ürtüker dediğimiz vücutta yaygın bir döküntü ve kaşıntı olabilir ve yüzde de şişlik ender görülen yan etkiler içerisinde. Bir de tabii anafilaksi alerjiden korkuyoruz ya da ölüm olabilir mi diye soracaksınız. Bu da Aralık 2020'deki BioNTech'in orijinal çalışmasında 43.252 kişi de iki vaka hayatını kaybetmiş. Bunlarda daha önceden kalp damar tıkanıklığına bağlı bir takım sorunlar varmış. Aşı sonrasında böyle bir tabloyla karşılaşılmış. Anafilaksi dediğimiz korkulan şiddetli alerji durumu ise Amerika'da 11.1 milyon dozda 21 kişide anafilaksi olmuş. Ve bunların %81'inde de daha önceden bir alerji öyküsü varmış. Demek ki alerjisi olanların sorgulanmasının temel sebebini de görmüş olduk. Bir diğer konuda pıhtı. Pıhtı özellikle beyin toplar damarlarında sıklıkla, beyin atar damarlarında ve bacak toplar damarlarında olabiliyor. Almanya'da beyin toplar damarlarındaki pıhtı 50 milyon doz aşıda 68 kişide görülmüş. Ve bunların %82'si 68 kişinin AstraZeneca aşısı olmuş. %18'i ise Pfizer-BioNTech aşısı olmuş. Bunların da %76'sı kadın ve %80'i 60 yaş altı. Ve bunların 68'inin %58'inin de pıhtılaşma hücrelerine karşı bir antikor saptanmış. Yani daha önceden var olan bir durum
tespit edilmemiş bir durum bu pıhtının altyapısını oluşturuyor. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuyla ilgili bir rakam var. 54 milyon dozda 35 kişi, yani kabaca genel olarak 1 milyon kişide 2,5 ila 11 kişide bir pıhtı görülüyor. Bu da oldukça düşük. Bir de miyokardit kalp kası iltihabı var. Onunla ilgili benim bir videom var. Onu ayrı bir konuda değerlendirmiştik daha önceden. Onun bağlantısını da buraya bırakacağım. Arzu ederseniz ona da bakabilirsiniz. Geçirilmiş pıhtıya bağlı hastalığınız varsa beyin damarlarında olabilir, bacak toplar damarlarında olabilir veya bir pıhtılaşma bozukluğunuz varsa, daha önceden böyle bir öykünüz varsa özel grupta yer aldığınız için doktorunuza danışmanızı öneririm. Bu durumda özellikle bacak toplar damarında bir ultrasonografi tetkiki yapılması gerekir. D-dimer'de bakılabilir. D-dimer için de ayrı bir videom var. Ona da bakabilirsiniz. D-dimer için üst sınırı yaş çarpı 10 olarak kabul edebilirsiniz efendim. Efendim, sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.